Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Son günlerde sizlerden çokça soru geliyor. Bu sıralamalarla ilgili 2022 EKS'nin sıralamaları nasıl ile ilgili işte hocam şu kadar net yaparsam Sıralamam kaç olur? 400 puan olursam hangi sıralama gelir? Bunlara toplu bir cevap olması açısından Bu videoyu çekmek istedim Çünkü soru soran hemen hemen Herkes yani gözümden kaçmadığı sürece Cevap vermeye çalışıyorum Bu tarz sorularda çok gelmeye başladığı için Toplu bir cevap olsun diye videoyu çekmek istedim Şimdi en üstte gördüğünüz bir alet var İnşaatçıların kullandığı Onun ismi Mala'dır sevgili arkadaşlar Mala Evet bu fotoğrafta bir sübümler mesaj söz konusu anlayanlara. E, altta ise sarımsak var. Altta ise YKS puanları var. Şimdi ne alakası var hocam sarımsakla YKS puanlarının? İşte e, yukarıdaki o araca anlatır gibi anlatıyorum bakın şimdi. 300 kilo sarımsak üretiyorum ben tarlamda her sene. 300 kilo sarımsak 2019 yılında sarımsağın kilosu 50 liraydı. Ben 15 bin lira para kazandım. Ee, yine aynı 300 kilo sarımsak ürettim 2020 yılında. Bu sefer 30 lira düştü sarımsak kilosu. 9 bin lira kazandım. Bir sonraki yıl sarımsak kilosu 40 liraydı. 12 bin lira kazandım. Yani benim ürettiğim sarımsak miktarı 3 yılda da aynı. Ama kazandığım para farklı. Neden? Çünkü piyasadaki malın azlığı ya da çokluğuyla alakalı. Yani 2019 yılında sarımsak üretimi az olduğu için fiyatı arttı ben daha çok para kazandım. 2020 yılında sarımsak üretimi arttığı için, piyasada daha çok sarımsak olduğu için fiyatı düştü. Benim de kazancım azaldı. Gelelim şimdi YKS puanlarına. E, 300 puan aldığını varsayalım. 19, 20 ve 21'de bir adayın. E, 2019'da 300 puan alan bir adayın sıralaması 407 bin. TET olarak hesapladım bunu. 2020'de 435 bin geçen yıl 2021'de 355 bin oldu. Heh, bu neye bağlı? İşte bu sarımsağa bağlı. Yani 300 puan yapan çok aday olmuş 2019'da. Ne olmuş? Sıralama 407 bin olmuş. 2020'de 300 puan yapan daha da fazla aday olmuş. Sıralama ne olmuş? 435 bine çıkmış. E geçen yıl 300 puan yapan daha az aday olduğu için sıralama inmiş 355 bine. Yani o sene sınava girenlerin ne yaptığı önemli. Tabii ki de soruların zorluğu da önemli ama e, sınava giren adayların hani tabiri caizse sizin tabirinizde inek olup olmadığıyla alakalı. Kendimden örnek vereyim. 2011 yılında atandım ben 84 puan almıştım. O yıl 2004, 2011 yılında 84 puanla 800 küsurlardaydı benim sıralamam. Ama bir önceki yıl 84 puan alan birisinin sıralaması 400'lerdeydi. Yani benim girdiğim yıl ki edebiyatçılar epey inekmiş çok çalışmışlar. Yani sorular geçen yıl 2021 ile birebir tıpatıp Aynı zorlukta olsa bile bu yıl sıralamaların ne olacağını kestiremeyiz. Çünkü bu yıl sınava hazırlanan adayların e, ne kadar çalışkan yani sizin deyiminizle ne kadar inek olup olmadığını bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da bu tarz soruları e, soranları benim cevabım şu oluyor. Hele bir sınav olsun bakalım sınavdan sonra bunu yorumlarız. Çünkü sınav soruları nasıl olacak sınava giren adayların dediğim gibi e, çalışma düzeyi. Nasıl bunu bilmiyoruz Bir sınav olsun bakalım sınavdan sonra e, Genel kanaate göre e, Az çok yorumlarımız olacaktır O zaman daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz e, Kendinize iyi bakın Güncel gelişmeleri kaçırmamak için Özellikle e, sınavdan sonra Puan hesaplamaları tercihlerde Yurt bus, burs başvurularında Üniversite kayıtlarında bütün detaylar kanalımızda olacak Kendinize iyi bakın hoşçakalın